Bismillahirrahmanirrahim. Ey İsrail'in evlatları, hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun. Ey İsrail'in evlatları, Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. Ey İsrail'in evlatları, bir vakitte Tevrat'ı uygulayacağınıza dair sizden söz almış, sonra bu ahdi bozduğunuz için dağı üzerinize kaldırarak demiştik ki, size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve muhtevasını iyi inceleyip ders alın ki kötü akibetten korunasınız. Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamele edin. İnsanlara tatlı söz söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin demiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da yüz çevirmektesiniz. Biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da mucizeler, açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail ile destekledik. Demek size her ne zaman bir peygamber gelip de Nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse kafa tutacak, onların kimine yalancı deyip kimini öldüreceksiniz ha? Tuttular Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular. Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihiri ve Babilde Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi, biz sırf imtihan için gönderildik. Sakın kafir olma. Demedikçe, hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan, koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça, onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü. Keşke bunu anlasalardı. Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık belgeler verdik. Her kim Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar aralarındaki peygambere ne olur bize bir hükümdar tayin et de biz de Allah yolunda cihad edelim demişlerdi. O cevaben ya savaşma emri size farz kılınır siz de savaşmazsanız deyince onlar ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki? Vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler yine biziz, dediler. Fakat savaşmak kendilerine farz kılınınca, içlerinden pek azı hariç, hepsi dönüverdiler. Allah, o zalimleri pek iyi bilir. Onu, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir: Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar, içine üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş olu verir. Keza ben anadan doğmak körü ve abraşı iyileştirir, hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbet bunlarda sizin için alacak dersler vardır. Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in, yani Yakub'un, kendi nefsine haram kıldığı hariç, diğer bütün yiyecekler, İsrail oğullarına helal idi. De ki, işte meydan. İddianızda tutarlıysanız, Tevrat'ı getirip okuyun. Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan, on iki boydan, her birinden bir kefil olmak üzere, on iki kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, İyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde tam tamına eda eder, zekatı verir, resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa, doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur. İşte bundan dolayı, İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra hala yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler biz İsrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı. Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa, şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz. İsrail oğullarından küfre sapanlar, hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı. Allah o gün buyuracak ki: "İsa, hem senin hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki ben seni Ruhul Kudüs desteklemiştim." Sen beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş olu veriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki, sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben, İsrail oğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden def etmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da, onların kafirleri, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, demişlerdi başta gelen görevim, Allah Teala hakkında gerçek dışı bir şey söylemememdir. Gerçekten size Rabbinizden çok açık bir belge getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Azap üzerlerine çökünce dediler ki, Musa, Rabbin ile arandaki ahit uyarınca, bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan mutlaka sana inanacak ve İsrail oğullarını da seninle göndereceğiz. Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına yani tamamına varis kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak İsrail oğullarına senin Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firavun ile kavminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir topluluğa uğradı. Musa, dediler, bunların tanrıları olduğu gibi, bize de bir tanrı yapı ver. O ise siz dedi gerçekten cahil bir milletsiniz. Hem düşünün ki sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Onlar ki size pek acı bir işkence uyguluyor, oğullarınızı hep öldürüyor, kızlarınızı ise kendilerine hizmetçilik etmeleri için hayatta bırakıyorlardı.'' Bunda Rabbiniz tarafından size büyük bir imtihan vardı. Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dedi. Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Bir vakit Musa kavmine Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü o sizi, size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp, kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan, Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştı. Gerçekten bunda, Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu, İsrail oğullarına, Benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye, doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. Biz İsrail oğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz. Musa'ya açık açık dokuz mucize, açık belge verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona "Bana bak Musa." dedi. "Ben senin büyülendiğini zannediyorum." Bu olaydan sonra İsrail oğullarına da dedik ki, "Haydin yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz." İşte bunlar, Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrahim ve İsrail'in nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar, Rahman'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı. Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde, kudret helvasıyla, bıldırcın lütfettik. Ey anamın oğlu dedi Harun. Lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin, İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. Gidin o firavuna. Biz, Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin. O başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? Bu olay böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere, İsrail oğullarını mirasçı yaptık. İsrail oğullarından bilginlerin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? Bilesiniz ki bu Kur'an Süleyman'ın bu kıssası gibi hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrail oğullarını anlatmaktadır. Şu bir gerçektir ki sana verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da vahiy etmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı İsrail oğullarına rehber kıldık. Biz gerçekten Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik. Ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık. Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz, ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır. Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi. Gerçekten biz, İsrail oğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an, Allah tarafından geldiği halde, siz reddetmişseniz, İsrail oğullarından da bir şahit, benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz, sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerine ulaştırmaz. Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, ey İsrail oğulları dedi. Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip, ismi Ahmet olacak bir Resûlü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber, açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında oldunuz onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki, Meryem'in oğlu İsa, vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken, kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz, diye cevap vermişlerdi. Neticede, İsrail oğullarından bir kısmı, İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler.